Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Benim için kendisinin farklı olduğu bölüm, insanların yani bütün ülkenin onu kendisinden biri gibi görmesi. Kendisini yakından tanıdığım zaman ne kadar insancıl, ne kadar yakın olduklarını gördüm. Yani ben bunca şey anlattım. Bu anlattığım bunca şeyin altında bir vefa duygusu vardır. Yani tanıdığı insanlardan kolay vazgeçmez. Bu yorgunluğu ancak halk ve hak için yapmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bana geri dönüş yaptıysa ki herhalde binlerce kişi aramıştır. Bir durup düşündüm, bir utandım. Oradan bir kendime ders çıkardım. Herkesin hoşuna gitse de, gitmese de bazen yüksek sesle, bazen ılımlı ama cevapsız bıraktı, herhangi bir şey yok. One minute, Baz. One minute. One minute. Well, you know, one minute. Come on. One minute. Okay. One minute. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ekranına, Beyaz TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam yaşanmış çok özel bir hikayeyi kahramanıyla birlikte ekranlarınıza taşıyacağız. Onu bugüne kadar pek çok farklı platformda dinlediniz. Örneğin meydanlarda. Ya da parlamentoda, grup toplantılarında. Kimi zaman uluslararası arenada mazlumun hakkını savunurken. Kimi zaman da ulusuna seslenip yeni Türkiye'yi anlatırken buldunuz onu. Güldüğüne de şahit olduk çokça, gözyaşlarına da. Kimi diyor ki o bizden, içimizden biri. Kimi de diyor ki sadece Türkiye'nin değil, o bir dünya lideri. Şimdi koltuklarınıza iyice yaslanın, çaylarınızı kahvelerinizi yanı başınıza alın ve yaşanmış bir hikayenin tanığı olun. Ustanın hikayesi başlıyor. Konuğumuz
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. ...73 milyon vatandaşımıza efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sizlere sözümüz, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'yi bir ve bütün olarak kucaklamaktır. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ben de, şeref verdiniz. Biz bir itirafla başlayacağız, heyecanlıyız. Neden sizi iç politikaya, dış politikaya dair kimi programlarda konuk ettik. Ama bugün sizin hikayenizi, sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Yani aslında sizin tabirinizde vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'la dinleyeceğiz. Biz soracağız, siz anlatacaksınız. Heyecanımız başta bu yüzden. Belki hem bir izleyiciyi selamlamak istersiniz öncelikli olarak. Bir de başlarken ustanın hikayesine dair görüşünüzü şöyle birkaç cümlede almak isteriz Sayın Başbakanım. Öncelikle tabii ben ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerime saygılarımı sunuyorum. Ve ustanın hikayesiyle ilgili girizgah gerçekten güzel olmuş. Bundan dolayı emeği geçenleri de ayrıca kutluyorum. Böyle bir hazırlığın içerisinde başta tabii yönetim olmak üzere siz değerli arkadaşlara özellikle teşekkür ederken bu sürece katkı verenlere de aynı şekilde saygılarımı sunuyorum. Pekala, katılımınızdan ötürü biz de bir kere daha size teşekkür edelim. Evet. Başlayalım çocukluğunuzda. Sayın Başbakanım, siz bir maraton koşucusunuz aslında. Dilerseniz bu maratonun başından başlayalım. Bebekliğinize gidelim. İsminizi kim vermiş? Recep Tayyip ismini nereden almışsınız? Bildiğim kadarıyla rahmetli babam. Ve babamın bu ismi verişindeki espri şu. Ben Recep ayında doğmuşum. Bundan dolayı göbek adımı Recep vermişler. Dedemin adı Tayyip'ti. İkinci adımı da Tayyip olarak dedemin adından dolayı babam bu şekilde vermiş. Ve Recep Tayyip olmuş. İşin sırrı bu. Babam böyle anlatırdı. Tabii Karadeniz'de bizim şöyle bir anane de var. Sürekli olarak kızlarda anneanne, onun ismi ile anılır. Çocuklara onlar verir. Daha doğrusu torunlara. Erkeklerde de yine dedeler. Onların isimleri. Genelde hep böyledir. Ama yeni kuşaklarda bunlar artık belki değişmeye başlamıştır. Aslında güzel de oluyor yani. Bir yerde tabii geçmişi unutmama. Bu çok çok önemlidir. Ve ceddinizi unutmadığınız sürece geleceğinizde de siz hatırlanırsınız. Bu bakımdan önem arz ediyor. Herhalde böyle bir şeyi onlar yaşadılar ki bizlere de yaşattılar. Evet. Okulda arkadaşlarınız nasıl hitap ederdi size? Öğretmenleriniz, arkadaşlarınız. Recep mi, Tayyip mi? Tabii okulda kademe kademe. İlkokulda farklı. İmam Hatip Okulu süreci farklıydı. Tabii ilkokuldayken genelde bir beşinci sınıf olayı vardı. Hep Tayyip ismiyle anıldım. İmam Hatip'e başladığımız zaman yine onunla devam etti. Fakat zaman zaman ilkokulda bana hoca dedikleri de olurdu. Yani bir din dersi olayı yaşamıştık. Hı hı. O din dersi olayından dolayı tabii okulumuzun müdürü bize din dersine geliyordu. Bir gün namaz olayını anlatacak. Sordu. Kim kılacak? Kılmadılar. Sonra ben elimi kaldırdım. Kalktım. Ben kılınca
Bu sefer o andan itibaren sınıfta bizim lakabımız oldu. Öyle anlamaya başladık. Ben tabii yadırgamadım da. Çünkü güzel bir lakab. Biz çünkü öğretmene de hoca diyorduk. Hocaya da hoca diyorduk. Onunla anım bak güzeldi. Öyle anladık. Ama İmam Hatip süresince de genelde hep Tayyip ismiyle anılarak öyle geldik. Peki, belki sizi gülümsetecek bir soru olabilir. Rahmetli anneniz ya da rahmetli babanızın size özel bir hitap şekli var mıydı evde? Hani anneler babalar sevgilerini göstermek adına çocuklarına bir takım hitap şekilleri vardır. Var mıydı böyle bir şey anımsadığınız? Böyle bir farklı hitapları yoktu da bizde Karadeniz'de Tayyip ismini bu şekliyle kullanamazlar. Hatta benim dedemin nüfus kağıdındaki ismi bile Tayyip diye geçmez. Teyüp diye geçerdi. Teyüp. Teyüp. Şimdi bizde de annem rahmetli yumuşatarak o şekilde o da kullanırdı. Babam da benzer kullanırdı. Sonra tabii ya baba öyle değil böyle filan diye bu işi biraz düzeltiverdik. Ama söylenen buydu, bu şekliyleydi. O da tabii Karadeniz'deki yapıdan kaynaklıyor. Mesela bizde Karadeniz'de yine Fatma kullanılmaz. İşi aslında Fatma. Evet. Ama belli bir bölümde Fatma kullanılsa da Fatmalara Fadime denir. Rize'de böyledir. Bu tür böyle oradaki lehçe farklılıkları da buna diyebiliriz. Böyle bir mesela şimdi Araplar diyelim Amine derler değil mi? Bizde o yumuşamıştır, Emine'dir. Evet. Yani bu şekildedir. Mesela Mehmet'in Araplardaki anılma şekli Muhammed'dir. Evet. Ama o yumuşa bizde Mehmet olarak gelişmiş. Bizde de aynen böyle bir durum söz konusu. Pekala. Sayın Başbakanım bağışlayın. Hareketli miydiniz? Sakin bir çocuk muydunuz? İlkokulda, ortaokulda, İmam Hatip döneminde liderliğinizi biliyoruz ama çocukluğunuzda hareketli bir çocuk muydunuz yoksa sakin miydiniz? Yok çok da sakin değildim. Hareketliydim. O tabii bizim çocukluğumuzda apartman çocukluğu yoktu. Bizim dönemlerde mahalle çocukluğu vardı. Sokak da yoktu. Ve bizlerde sokak komşuluğu değil, mahalle komşuluğu evet. Daha yaygındı. Yani aynı mahallede oturan insanlar birbirlerini çok iyi tanırlardı. Örneğin benim annem, babam neredeyse yani şu anda ilçe olan yer nahiyeydi o zaman. Nahiyedeki her insanı tanırlardı. Yani bir köyden ta diğer köydeki insanları işte filanca filanca filancanın filancası tanırlardı. Bizde de Kasımpaşa'da oturduğumuz sokak ve diğer sokaklar biz oradaki bütün arkadaşlarımızla gayet sıkı fıkıydık. Tabii o zaman böyle sokaklar tamamen toprak. Yağmuru yediği zaman her taraf çamur. Biz o çamurların içerisinde arkadaşlarımızla hep yuvarlanırdık. Onlarla oynardık, oynaştaydık. Ve öyle anlar olurdu ki eğer annem evde değilse benim sokaktaki arkadaşımın annesi alır beni yıkardı mesela. Onun annesi yoksa benim annem alır onu yıkardı. Bu tür güzellikler vardı. Dayanışma vardı. Ve bundan dolayı da bizim o aramızdaki bağlar, komşuluk bağları gerçekten çok çok güçlüydü. Mesela birbirlerine yemekler götürürlerdi. Annem komşumuza götürürdü, komşumuz bize getirirdi. Diyelim komşumuz Arnavut'tu, biz Rizeliyiz, bize getirirdi. Aynı şekilde annem o tarafa götürürdü. Bunlar tabii muhabbeti, sevgiyi çok farklı bir şekilde artırıyordu. Şu anda biz buna hasretiz. Yani bunu artık görmek hakikaten birçok yerde Anadolu'yu şöyle müstesna tutarsak büyük şehirlerde bunu yaşamak, bunu görmek ne yazık ki mümkün değil. Böyle evet. Bir durumla karşı karşıyayız. O zaman hani sokaktan bahsederken oynatıyorduk sokakta dediniz ya. Oynadığınız oyunları anlatıyor musunuz Sayın Başbakanım? Futbolu biliyoruz. Topa düşkünlüğünüzü biliyoruz ama oyunlara dair aklınızda kalan şu oyunu oynardık arkadaşlarımla dediğiniz var mıydı? Oynadığımız oyunlar tabii çocuklukta çok. Yani örneğin işte
en çok oynananlar mesela, sokakta oynananlar kastediyorum. Çelik Çomak oynanırdı. Ondan sonra şimdi ismini gerçi unuttum ama arkadaşlar, hani affınıza sığınarak söylüyorum, böyle hani iki arkadaş yakar top, uzun eşek filan evet, bu şekilde şeyler oynanırdı. Ondan sonra işte bu yakar top dediğimiz bunlar. Kendi aramızda bazen arkadaşlar diyelim bizim eve gelirse, bizim evde geldi dama biz oynardık. Ondan sonra dokuz taş oynardık filan, bu tür şeyler oynanırdı. Tabii kandillerde filan o günlerin bizde farklı şeyleri vardı. Biz hemen kandil noktasında kuleyi oluştururduk ve onun üzerine getirir leğeni koyardık. Onun içine külü, onun içine malum gaz yağını döker. Ondan sonra onu belli bir saatten sonra yakardık. Onlar da bizim yine böyle farklı günlerdeki anılarımız olurdu. Oyuncaklarda da zaten o dönemde çok bir çeşitlilik yoktu. Yok, bildiğimiz yok, kadarıyla. Yok. Pekala. Bisikletiniz var mıydı Sayın Başbakanım? Maalesef. Yoktu. Bisiklet alacak durumda değildik. Pekala. Sayın Başbakanım, kumbaranız var mıydı? Yani bizim öyle bir banka kumbarası şeklinde değil ama anacığımın öyle bir hazırlayıp verdiği, onun evde yaptığı bir kumbara. O kumbarayla orada paralarımı biriktirirdim. Öyle bir biriktirme, para biriktirme özelliğim annemin o hazırlamış olduğu zeminde teşekkül etmişti. Böyle vardı. Ne yapardınız? Evet, evet. O parayla ne yapardınız mesela? Eve bir katkınız olur muydu tekrar? Onlar biriken paraları zaten annemize verirdik. Biliyorsunuz anneler bu noktada evlatları için tasarrufu en güzel şekilde yaparlardı. O bayramda, seyranda neyse ufak bir şey ona katar. Bak sana paranla bunu aldım derdi. O bizim için en önemli heyecan kaynağı olurdu, sevinç kaynağı olurdu. Bunlar hakikaten unutulmayacak anılardı. Tatillerde peki ne yapardınız? Okullar kapanınca mesela baba ocağına gider miydiniz? Karadeniz'de bir fındık, çay toplamıştınız var mı? Var mı yani babam Allah rahmet etsin iznini hep yaza getirdi. Ve yazın o bir aylık izninde biz de babamla beraber Rize'ye giderdik. Ve o zamanlar Rize sadece çay memleketi değildi. Aynı zamanda fındık da vardı. Zaman zaman tabii büyüklerimizle beraber biz de çay bahçelerine, fındık tarlalarına girdik. Onlara zaman zaman onlarla beraber olarak oradan öyle bir heyecanı tattık, bu vardı. Ama gittiğimizde babam beni tabii yalnız bırakmazdı. Okulum sebebiyle yine orada bir hoca efendiye teslim eder. Orada mesela İmam Hatip yıllarımda mesela Kur'an-ı Kerim, Arapça derslerine filan orada ayrıca gitmişimdir. Ve oradan aldığım derslerin de benim hakikaten gelişmemde çok büyük faydası oldu. Bunları oralarda bulduk. Bir de tabii orada da bir kendi akrabanı yakından tanıma, onlarla kaynaşma fırsatını buluyorsun. Şu anda ben hala babamın vasiyeti üzerine oradaki bütün onun arkadaşlarını ziyaret ederim. O arkadaşlarından kalan onların evlatlarıyla, torunlarıyla işte bu gidişimde yine onları da tek tek ziyaret ettim. Bu hep onlardan bize tevarüs ettiğimiz güzellikler. Bu akşam bizden rahmet istiyorlar Ahmet Reis Beyefendi ve Tenzile Hanım, hanımefendiler. Okuldan geldiniz, sokakta üstünüz başınız kirlendi geldiniz, susadınız, karnınız acıktı. Kapıyı çaldığınızda rahmetli Tenzile hanımefendiden en çok hangi yemeği isterdiniz? Mutfağa girdiğinizde, anacığım bana hangi yemeği yaptın dediğiniz hangi yemek vardı? Şimdi tabii aklınıza gelen. Bizim özellikle mutfak Karadeniz yemekleriyle yani Rize mutfağıyla zengindi. Annem de gerçekten rahmetli çok maharetliydi. Mesela bir anda bakarsınız annem hemen fırından o onun gerçekten çok çok güzel bir menüsüydü. Hamur alırdı. O hamurun açar. O
böyle ince hamur şeklinde değil, biraz kalınca açar. Onu kavurmayla beraber hemen fırında hazırlar. Tabii fırın şu anda anladığınız anlamda bir fınır değil. Ateş. Fırını soba, hayır. Kuzine. İstanbul'da kuzine. Kuzine. Kuzine de onu hemen hazırlar. Ve kemal afiyetle onu yerdik. Ama annemin tabii ayrıca yani sarması çok meşhurdu. Biz de Rize'de biz muhlama deriz. Trabzon'da kuymak deriz. O inannemin çok çok gerçekten lezizdi, lezzetliydi. Onu yeme imkanlarımız oldu. Sonra dövme karalahanayı iyi yapardı. Karalahana çorbası filan onun çok çok güzeldi. Bunun yanında diğer tabii pilavın her türlüsünü yani pirinç pilavını da bulguru da onları da çok güzel yapardı. Yani mutfağımız o noktada annemin sağ olsun çok zengindi. Yani aradığımız her zaman bulurduk. İsteklerimizde de boş dönmezdik. Dolu dolu dönerdik. Ve bizim ev bir de misafirsiz kalmazdı. Babam memleketten kimler gelse alır gelirdi. Ama bizim evin odaları çok değildi. Yani iki oda vardı. Ve hemen böyle haber filan vermek babamda yoktu. Babam aniden bakmışsınız yanında bir iki tane misafirle beraber gelmiş. Ve biz o zaman böyle evde masa filan da yok. Bizde sini derler Karadeniz'de. Evet. Yerde. Yerde. Altta o yufkanın açıldığı onun üzerine sini. Orada hemen sofra hazırlanır. Alelacele fazla yarım saat 45 dakikada iş biter. Hazırlanır ondan sonra da biz orada çöker yemeğimizi yerdik. Onun tadı daha başkaydı değil mi? Bambaşka. Sayın Başbakanım. Bambaşka. O da tabii gelen giden arasındaki muhabbet için çok önemli bir köprü. Onlarla da dayanışma için çok önemli bir köprü. Ve böylece yani babama kaptan amca diye hitap ederlerdi. Lakabıydı. Ve babam aynı zamanda da bizim hemşerilerin kasasıydı. Yani yurt dışında gemilerde çalışan bizim hemşeriler. Bunların bile akraba olması da şart değil. Köylüler vesaire. Komşu köylerden olanlar. Yani onu bir yedi emin olarak görürlerdi. Paralarını babama bırakırlardı. Giderlerdi. Babam oradan hepsinin birer zarfı vardı. Hesaplarını ben tutardım. Köyde eşine onlara parayı oradan onlar ne kadar isterse onları yine sağlam güvenilir insanlarla otobüslerle onlar diyelim ki haftada bir gün iki gün oraya yolculuk varsa onlarla gönderirdi. Böyle bir irtibat söz konusuydu. Bundan dolayı da çok güvenilen bir insan konumundaydı Allah rahmet eylesin. Babanızdan bahsederek devam edelim o zaman Sayın Başbakanım. Biraz aranızdaki irtibattan sormak istiyorum, ben öğrenmek istiyorum. Klasik Türk aile yapısındaki baba figürü müydü? Mesela anneler daha naiftir, daha sevgisini belli eder. Babalar biraz mesafelidir çocuklarına karşı. Sevgisini gösteren bir baba mıydı? Babamda tabii o sevgiyi gösterme vardı ama babam çok otoriterdi. Yani bir defa bizim yetişmemizde gerçekten karakter yapımızın oluşmasında onun o ciddiyetinin tabii çok çok büyük faydası olmuştur. Böyle ağzınızdan bir kötü laf çıkacak, cezası çok ağırdır. Küfredemezsiniz. Bir küfrettiğiniz anda faturasını ağır ödersiniz. Onun için de zaman zaman babam bizimle hesaplaşmıştır. Faturasını da ağır ödedik ama kazandık. Sayın Başbakanım, çocukluğunuzda kitap okuma alışkanlığınızı biliyoruz. Okuduklarımız kadarıyla, duyduklarımız kadarıyla bir kütüphaneniz varmış. Nasıl oluşturdunuz o kütüphaneyi? Kitap okuma alışkanlığınız nereden geldi o dönemde? Şimdi aslında bu konuda tabii ilginç bir geçmiş var. Yani sınıfta benim yaşıyorsa Allah selamet versin, ölmüşse Allah rahmet etsin. İsmail diye bir arkadaşım vardı. Onların bir kitap evi vardı. Ve ben tabii yatılı okuduğum için babam haftada 2,5 lira verirdi bana. Ben bu 2,5 lirayla o zaman kartpostal alırdım. Sirkeci'de
artık nasıl olsa o firmalar kalmamıştır herhalde, öyle zannediyorum. Reklamını yapmıyoruz. Keskin Color diye bir kartpostal firması vardı. Ve Balat'tan halk otobüsüne binerdim. Doğru Eminönü. Oradan Sirkeci'ye gider. Alırdım dersten sonra. Akşam tekrar Etüde yetişirdim. Ve bu kartpostallarla yatılı okuduğumuz için arkadaşlarımız tabii kartpostalı alır, Anadolu'ya, memleketine, annesine, babasına kartpostalla durumunu anlatırdı. Ve iletişim bu şekilde kuruluyordu. Buradan tabii kazandığım paralar vardı. Hafta sonu simit satardım, su satardım. Yani bunları yapardım. Ve o arkadaşımdan ben ilk kaynak kitaplarımı almaya başladım. Mesela ilk ansiklopediyi onlardan aldım. Aynı şekilde mesela bir tefsir kitabı aldım, yine onlardan aldım. Tabii 5 lira taksitle aldım. Ve bunu almışken babam benim bu teşebbüsümü görünce, babam da bana hediye olarak bir marangoz arkadaşına o zaman bir kütüphane yaptırdı. Tabii şimdi anladığımız anlamda öyle çok büyükçe bir kütüphane değil. Ama benim ihtiyacıma cevap verecek şekilde, kitaplarımı rahatlıkla orada saklayabilecek şekilde böyle bir kütüphaneyi bana yaptırdı. O aralarda şu anda adını vermeyeyim ama şu andaki mevcut gazetelerden bir tanesinin düzenlemiş olduğu bir şiir yarışması vardı. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti aslında düzenleyen. Fakat o dediğim grup, o da bir ödül koymuştu. Ve Teknik Ressamlar Cemiyeti duvara monte bir kütüphane. O yayın grubu da bir kitap serisi ödül olarak koymuştu. Mithat Paşa Kız Sanat Enstitüsü'nde, Kız Meslek Lisesi'ndeydi yarışma. Ve o yarışmaya katılmıştık ve o yarışmada ben birinci olmuştum. Tabii o ödülleri almıştık. Aklımda kaldığı kadarıyla 500 lirada bir para ödülü almıştık. O zaman o benim için tabii çok büyük bir ödüldü. Bir taraftan o duvara monte edilen tabii kütüphane, işte o kitaplar filan. İlk aldığım ödül de buydu. Böyle bir ödül. Yani aklımda kaldığı kadarıyla iki tane şiir yarışması var. Birisi buydu, bir tanesi de daha sonra olmuştu. Bu o zamanlar çocuk rollerindeki artistlerden Parla Şenol vardı. Onun da katıldığı bir yarışmaydı. Ve biz derece yaparak ben birinci oldum ve o yarışmayı kazandık. Kütüphanedeki ilk adımı atış, kendi kitaplarıma sahip oluş orada başladı. Tabii liseler arası münazaralara falan okulumuz adına katılmama sebebiyle de o zaten sizi iki şeye sevk ediyordu. Bir araştırmaya, iki okumaya. Doğru. Araştırma yapacaksın, okuyacaksın ki o tezi en iyi şekilde hazırlayabilesin. Tabii bunlar bize hakikaten ciddi zenginlik kazandırdığı gibi bir de tabii kitleler karşısındaki bu noktada konuşma cesaretimizi de artırdı. Doğru. Sayın Başbakanım biraz çocuklar